Fenerbahçe kafilesi Moldova'ya indi. Hemen görüntüleri ekranlara taşıyalım. Fenerbahçe Konferans Ligi ön elemesinde yarın Zimbru'yla Moldova'da karşı karşıya gelecek ve Fenerbahçe kafilesi de maç için Kişinev şehrine inmiş noktada durumda. İşte görüntüler de ekranlara yansıyor. Değerli izleyenler, Zimbru-Fenerbahçe maçı yarın 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe ilk maçta kendi evinde 5-0'la rakibini mağlup etmiş ve tur için çok önemli bir avantaj yakalamıştı. Yarın da Fenerbahçe Zimbru'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçın rövanşında işte kafileden görüntüler ekranda. Az önce Altay'ı gördük. Yavaş yavaş oyuncular artık havaalanından çıkıp kendilerini kalacakları yere taşıyacak. Otobüse doğru ilerliyor. Yarın Fenerbahçe Moldova'da Zimbru deplasmanında olacak. Serdar Dursun görüntüde, İrfancan Eğribayat görüntüde. Yüzler gülüyor. Oldukça keyifli görüntüler Fenerbahçe kafilesinden. Edin Dzeko, o da yine ilk maçta golle tanışmıştı. Fenerbahçe'deki ilk resmi maçında ilk golünü atmıştı Edin Dzeko. Gözler yine yarın Edin Dzeko'da olacak. Tabi taraftarlarında Fenerbahçe'nin yıldız ismini görüldüğü üzere büyük bir rağbeti var. Edin Dzeko'yla birçok taraftar fotoğraf çektiriyor. Mert Hakan Yandaş şu anda ekranda. Mert Hakan da yine sezona Fenerbahçe ile iyi başlayan isimlerden birisi olmuştu. Yavaş yavaş oyuncular artık otobüse doğru ilerliyor. Bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Moldova'da Kişinev'de yarın 20.30'da Zimbru karşısında olacak ki ilk maçtan gelen 5-0'lık tabii ki büyük bir avantaja sahip Fenerbahçe. Crespo ekranda. Tabii onunla da ilgili gidecek mi kalacak mı birçok söylenti var. Crespo da şu anda takım otobüsüne bindi. Oyuncular gelmeye devam ediyor. Canlı görüntüler şu anda ekranlarınızda. Moldova'da Kişinev'de Fenerbahçe kafilesi bu şekilde otobüse doğru ilerliyor. Ryan Kent, o da yine etkili isimlerden birisiydi. İlk maçta golle buluşan isimlerden birisiydi. Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'tan transferi Ryan Kent. Ona da yine taraftarların ilgisi olduğunu gördük. Tabii yeni transferlere büyük bir ilgi var Fenerbahçe'de. Luan Perez şu anda otobüse doğru ilerleyen isim. Yine bu sezon savunmanın önemli isimlerinden birisi olması bekleniyor Luan Perez'in ve Dušan Tadić. Tabii ki ilk maçında büyük bir fark yarattı. Fenerbahçe taraftarı Tadić'i heyecanla beklemişti ki Tadić de gerçekten bu beklentileri ilk maçında fazlasıyla karşıladı diyebiliriz. Sadece saha içerisinde değil, sonrasında Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla da yine soyunma odasında da önemli bir liderlik ettiğini Dušan Tadić'in söyleyebiliriz. Fenerbahçe kafilesi yavaş yavaş otobüse doğru ilerliyor ve az sonra da Fenerbahçe kafilesi kendilerini konaklatacak, otele doğru ilerleyecekler. Görüntüler bu şekilde ekranlarınıza yansıdı. İsmail Kartal görüntüde, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Hoca da takımıyla birlikte sezonun ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. İsmail Hoca'nın da keyfi gayet yerinde. İyi bir sezon başlangıcı yaptığını Fenerbahçe'nin söylemek lazım. Ve Ferdi Kadıoğlu tabii ki Zimbru maçında Ferdi'ye açan gol Ferdi'den gelmişti ki Ferdi muhteşem bir gole imza attı. Bir manada geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden Ferdi Kadıoğlu'nun devam ettiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin bu sezonda kesinlikle en önemli isimlerinden birisi olacak Ferdi Kadıoğlu. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu otobüse bindi. Yavaş yavaş tabii kafilenin diğer isimleri de otobüse doğru ilerliyor. Zimbru Fenerbahçe maçı yarın oynanacak saat 20.30'da. Artık birçok oyuncunun az önce söylediğim gibi otobüste yerini aldığını söyleyebiliriz.
Bir gün öncesinde, maçtan bir gün önce Moldova'ya indi Fenerbahçe. Yarın tabii nasıl bir 11, nasıl bir performans hep birlikte göreceğiz. Kişinev'den canlı görüntüler ekranlarınıza yansıdı.